23 Eylül 2018 Antalya Kumluca'dayız. Erdal Yegül, rekor gelişim müşterimiz. Erdal Bey burada 200-250 ağaç kadar cevizinde rekor gelişim kullandınız. Evet. Ne oldu Erdal Bey? Neydi? Ağaçlarımız neydi? Şu an ne oldu? Bir özetlerseniz ağaç, ceviz üreticileri de sizi ağaçlar edecek. İlk dikimde artık bahçenin içine giresim gelmedi. İlk yılda caydım. Ne zaman diktiniz? Geçen yılın Mart ayında diktim. Geçen yıl Mart ayında. 2017 Mart'ında diktiniz bu ağaçları. Cinsi neydi? Amerikan Chantler'ı. Amerikan Chantler. Nereden almıştınız fidanları? Bandırmadan almıştım. Bandırmadan. Erdem sertifikalı. Sertifikalı. Ne oldu? Geçen sene nasıldı, bu sene ne oldu? Geçen seneki verdiği sürgünler zaten ağaçta belli. Bu yıl verdiği sürgünler zaten gösterelim. Görünüyor. Buradan başlıyor. Şuradan başlıyor. İlk dikim sürgünü bu. Bir yılda tabii yapı. Burada bir seneki verdikten sonra bu kadar sürgün bir, verdi. 1,5 metre sürmüş. Evet. Bir de olgunlaşma pişmesi, durumu. Kahverengi çok güzel gidiyor. Geçen sene böyle olmuş muydu? Pişme. Hiç olmamıştı. Şurayı hatta yaprak sararımı bilerek görmedim. Şuradan gösterelim. Şöyle. Şuradan da üreticilerimiz görecek. Şuradan başlıyor. Şu dal şöyle. Neredeyse %90 olgunlaşma tamamlanmış. Evet. Göründüğü gibi yani. Şöyle bakalım burada kameraya bakarak da konuşalım. Yani rekor gelişim verdikten sonra bu sene bu ağaçlarınız sürmeye başladı. Çok güzel. Olgunlaştı. Peki bu bölgenin muhit olarak adı neydi tam? Kumluca'nın Gölcük Köyü, Hocaoğlu Köyü Mahallesi burası. Hocaoğlu Köyü Mahallesi değil. Evet. Toprak yapısı nasıl buranın? Ya, toprak yapısı gerçekten de çok bozuk buranın. Bozuk. Kirli bir yapı. Kirli bir yapı. Sonra çok çatlayan. Ağacın gibi böyle bak, bu yıl çatlama yok. Çatlama yumuşak, yok. Çamur yumuşak. Yok. Suyunu iyi alıyor. Suyu emiyor mu? Emiyor suyunu. Sulamada bir fark oldu mu geçen seneye göre? Çok. Ne kadar mesela? Yarı yarıya. Şeye bakarak da konuşalım. Yarı yarıya Mesela fark geçen sene ne kadar suluyordunuz, bu sene ne kadar? Geçen sene hafta içi iki sefer sulaydım. Bir hafta, hafta içerisinde. Hafta içi iki sefer. Bu yıl 10 günde bir. 10 günde ve bu sene bir, daha bir sıcak. Bir saat damlamalı. Bir saat çalıştırıyorum bu damlamalı. Sene, bu sene daha sıcak. Daha sıcak. Geçen seneye göre. Yarı yarıya düştü ya. Yarı yarıya düştü. Şöyle yapalım mı? Şu ağaçlardan da gösterelim. Önce şöyle aşağı doğru gösterelim. Tabi burada siz bir kabak. Evet. Aslında olmaması gerekiyor. Arazi rahatı da yapmışsınız. Evet. Kabak. Eğimli bir arazi. Evet. Bayağı bir eğimli. Çok çok. Geçen sene 2017'de dikilmiş ağaçlar. Evet. Şöyle şuradan gidelim. Şimdi burada da şöyle gösterelim. Şöyle çekelim buradan da. Şimdi mesela şu bir yan dal şöyle gelmiş ve pişmiş. Tamamı pişmiş, olgunlaşmış. Evet. Burada da aynı şekilde. En uç noktaya kadar buradan pişti. Başlıyor. Şöyle gösterelim. Böyle gidiyor en uç doğru. Burada da aynı şekilde. Şu gövde kalınlığı ve çok dengeli bir şey gelişim. Evet. Öyle şey değil. Şöyle gidelim. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar da aynı şekilde. Geçen sene, geçen sene buraya kadar vermişti. Burada. Bundan sonrası burası. Yani. Ve bu sene tabii geçen seneye göre daha az sulayarak yaptı. Az su verdi. Daha sıcak mevkide. Peki gövde gelişimleriyle alakalı, gövde kuturuyla ilgili mesela. Gövde kuturu daha güzel oldu. Genişledi. Kalınlaştı, odunlaştı. Zaten önemli olan odunlaşması. Siz gövdeleri genişlettiniz. Evet. Yani burada yani bu yırtıklar falan vardı. Tamir etti yani. Yaraları da tamir etti. İkinci yılı. Evet. İkinci yılı. İkinci yılda böyle gelmiş. Evet. Böyle burada daha ufakları var. Şöyle çıkalım bir tane doğru. Hatta şu ağaçta bile şu anda yani artık ağacı uçurmuş. Evet. Son derecesine gelmiş. İki çatal meyve veriyor şu ayda. Bakalım. Ona da bakalım. Şu ayda iki çatal meyve veriyor yani. Şurada değil mi? He şunda. Yani. Aha bak. Meyveye bak. Evet. Şöyle. Bu rekorun şeyi. Yani ağacınız topraktan Eylül beslenmesi 22 mi 23 mü ağaca meyve verdirmiş yani rekor. Daha ne yapsın? Şu dal olgunlaşmış. Evet. Burada da aynı şekilde görülüyor. Şöyle gidelim. Şunlardan da gösterelim yukarı doğru. Her yerde aynı şey mi? Aynı şey zaten. Aynı ölçüde. Yani şu ufaklarda da çok küçük. Evet. Onlar daha küçük. Onlar daha küçük. Evet. Bu şekilde. Bu ağacın gördüğünüz. Bu zaten. Şu geçen seneki Ağustos sürgünüydü. Evet. Şu uçtan. Şu işte şuraya kadar geldi.
Şuraya kadar geldi, buradan yukarı fırladı çıktı gitti. Buradan yukarı devam etti. Burada toplam 210 ağacım var. 210 ağacınız var. Geçen sene 2017'de dikimi yapıldı. Mart ayında yapıldı. Mart ayında. Mart ayında. 1100 rakımlıydı burası. 1025 rakamı. 1025 rakımlı Chandler. Bu kirli toprakta rekor gelişim size istediğiniz sonucu verdi. Verdi. Memnunuz yani. Yani suyla tasarruf sağladınız. Suyuyla da tasarruf sağladık. İşçiliğiyle de dibinde bulun ot çıkı yabanı çapasında da olsun, bilmem neyinde de olsun. Otu rahatlıkla alabiliyorsun. Alabiliyorsun. Şurada bir ot var mesela. He. Alın onu. Şöyle gösterelim. Yavaş canım. Dur. Çok rahatlıkla yani. Gelin. Bu nedir? Evet. Ne otu bu? Yabani bir ot. Yabani ot. Evet. Yani çamur yok. Şu toprağa bak. Normalde nasıl oluyordu? Normalde elle almak değil, suyu altına geçirmek ölümdü. Suyu altına geçiremiyorduk, ölümdü. Evet. Rekor gelişimi ceviz üreticilerine tavsiye eder misiniz? Etmez miyim? Öncelikle yani. Antalya bölgenize. Tabii ki. Kumluca, Kemer. Evet. Diğer bölgelere. Türkiye'nin her tarafında. Yapısı bozuk olan topraklarda rekor gelişimi. Rekor gelişimi kullanmalarını önerirsiniz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bize gezdirdiniz. Üreticiler bunu izleyecekler. Televizyonlardan, bizim kanallarımızdan. Evet. İlla ki size sormak isteyen, danışmak isteyenler olacak. Sorsunlar. Her zaman için rekor gelişimi diyorum. Oldu. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de teşekkür ederiz. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.